Dün ABD piyasasında beklediğimiz düzeltme geldi. Uzun zamandır bir düzeltme olabileceğini söylüyorduk. Düzeltme burada durur mu? Muhtemelen buradan sonra yavaşlar veya durur. Biraz sonra sebeplerini açıklayacağım. Ama tabii belli de olmaz. Ve pek çok insan da bundan dolayı dün epey bir paniğe kapıldı. Benim Twitter takipçilerim, doğrudan kulüp veya YouTube katılımcıları direkt mesajlar attılar. Hocam Palantir'i gördün mü? Tesla'yı gördün mü? Ne olacak bu işlerin sonu? Bugün işte biraz bundan bahsedeceğiz. Yani dünkü düzeltme beklenmeyen bir düzeltme değildi. Bir bahane arıyordu kendine. Powell'ın konuşması buna bahane oldu. Bugün Powell ne dedi konuşmasında da dünkü paniğe sebep oldu. Biraz ondan bahsedeceğiz. S&P'nin ve bizim sevdiğimiz hisse senetlerinin teknik durumundan biraz bahsedeceğiz. Çünkü düzeltmelerde ilk bakmamız gereken yer bizim sevdiğimiz varlığın teknik olarak nerede durduğu. O konuda birkaç yorum yapacağım. Daha sonra böyle günlerde ne yapmak lazım? Onun üzerinde duracağız. Nedir? Bunlardan bir tanesi aslında yatırım yaptığınız varlığı çok yakından takip etmek gerekiyor. Mesela Tesla'da yatırımınız varsa Tesla şirketine ne olup ne bittiğini çok yakından görmeniz gerekiyor. Onun ilgili size bir örnek göstermeye çalışacağım. Öte yandan elbette temel ekonomiye bakmanız lazım. Çünkü dünkü düşüşün sebebi Powell'ın açıklamaları. Powell'ın açıklamaları makro ekonomiyle ilgili. Ve acaba Powell'ın açıklamaları anlamlı mı gerçekten? Yoksa boş mu konuşuyor bu abimiz? O konuda bir perspektifinizin olması gerekiyor. Ve sunumun en sonunda da size bazı eğitim duyuruları yapacağım. Bunlardan bir tanesi herkese açık olacak. Zarar kesler ilgili diğerleri katıl üyelerine özel olacak. Çünkü görüyorum ki pek çok beni takip eden insan bu Amerikan borsasında özellikle oldukça tecrübesiz. Genel olarak yatırımcılıkta tecrübesiz olanlar da var. Onlar da böyle günlerde çok çabuk paniğe kapılabiliyorlar haklı olarak. İşte bunlardan dolayı da biraz eğitimler de hazırlıyor olacağım. Zarar kes stratejileri eğitimi herkes açık olacak. Diğerleri YouTube katıl üyelerine özel olacak. Onları da bugün duyuracağım. Evet top dolu bir içerikle karşınızdayım. Acaba bitti mi bu ağır hallesi yoksa bir düzeltme mi alıyoruz? Bu düzeltme nereye kadar gidebilir? Nerede gerçekten panik olmalıyız? Nereye kadar rahat olup da yatırmaya devam etmeliyiz? Ve kendimizi böyle korku verici günlere nasıl hazırlarız? Hazırsanız başlıyoruz. Başımızın belası Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell dün ne söyledi? Aslında farklı hiçbir şey söylemedi. Geçen hafta söylediklerinin birebir aynısını söyledi. Henüz çekirdek enflasyonda hedeflediğimiz yere ulaşamamış durumdayız. Faiz artışları devam edebilir. Bu yıl iki faiz artışı daha yapabiliriz. Komite üyelerinin çok büyük bölümü faizleri bu yılın sonuna kadar düşürmeme kararlarında. Geçen hafta da bunların aynısını söyledi. Hatta ben de o gün ne demiştim? Buradan borsada bir düzeltme alabiliriz. Ama o gün borsa buna pek aldırmadı. Bugün ise bunu bir düzeltme fırsatı olarak kullandı. Fakat Powell'ın bu seferki konuşmasında ufak bir ton farkı vardı. Onu söylemekte de fayda var. Bir önceki konu konuşmasında ya benim de elimde değil diğer komite üyeleri böyle öngörüyorlar yoksa ben de ona çok inanmıyorum havasındaydı. Mesela diyordu ki FED faiz tavan tahminlerini böyle birlikte yapmıyoruz. Herkes ofisine yapıp bize yolluyor. Biz onları sadece Excel tablosu birleştiriyoruz diyordu. Bu sefer biraz daha biz hep beraberiz. Hep birlikte böyle düşünüyoruz. Çoğumuz böyle düşünüyoruz. Onu da özellikle söyledi. Yani neredeyse tamamımız cümlelerini kullandı. Bu da işte piyasaları biraz daha ürküttü. Yoksa hikayede hiçbir değişim yok. Hikayenin temeli Amerika'da enflasyon bizi tatmin edecek kadar düşmüyor. O yüzden faizleri artırabiliriz diyor. Geçen hafta borsa inanmamayı tercih etti. Bugün ise inanmayı tercih etti. Peki Amerika'da enflasyonda gerçekten neler oluyor? Bu konuda size bugün yeni ekstra detaylı veriler sunacağım. Çünkü eğer bir düşüş enflasyon olacak faiz artırıyoruz temeline dayanıyorsa enflasyondaki son durumla ilgili biraz daha cari bilgilere bakmakta fayda var. Bu da dünkü olanlar bir düzeltme mi yoksa temel bir yön değişimi mi konusu sizin kafanızı biraz daha aydınlatacak. Neler oldu dün Powell'un açıklamasından sonra? Dow Jones eksi 0.30, S&P eksi 0.52, Nasdaq eksi 1.21 düştü. İşin enteresini VIX yani volatilite Oynaklık endeksinde pek bir kıpırdanma olmadı. Dolar da hafif yukarıya doğru gitti. Baktığımızda sektörler bazında ne olduğunu bizim sevdiğimiz sektörler düştü. Yani teknoloji, iletişim hizmetleri, discretionary dediğimiz işte Tesla'nın içinde bulunduğu otomobil gibi sektörler ve biraz da gayrimenkul çünkü gayrimenkul faizden olumsuz etkileniyor. Öte yandan geleneksel enerji, öte yandan geleneksel sektörler yani mesela enerji sektörü, doğalgaz, eğitim, dağıtım sektörü gibi utility kadrosu, Industrials yani geleneksel fabrikalar, üretim tesisleri ve Materials yani ham madde tarafında da artışlar oldu. Bizim şu ana kadar YouTube katıl üyeleriyle paylaştığımız portföyde de epey bir sert dayak yedik dün. Tesla günü eksi 5.46 ile tamamladı. Palantir eksi 7.28. Rivian'ı yeni paylaşmıştık. İlk paylaştığımız gün arttı. Dün o artışı geri aldı. %6.88. Apple hafif bir düşüş var. CrowdStrike hafif düştü. Burada listede yeşil olarak Rocket Lab var ama küçük bir parçası portföyümüzün. Maraton güzel yükseldi. Çünkü Bitcoin yükseliyor. Coinbase aynı şekilde Bitcoin ile beraber yükseldi. Diğer her şey kırmızı. Ama hani aylık olarak bakacak olursanız veya yılbaşından beri bakacak olursanız hala müthiş kazançlar var. Maraton dünkü yükselişle beraber %257 artmış oldu. Tesla yılbaşından beri %110, Palantir %128, Apple %41. Rivian'e yine girdik zaten düşük diye girdik o yüzden onu pek söylemeye gerek yok. Dün Alibaba'da yine hafif düştü ama benim stop loss'umun epey üstünde durdu. Yani bizim portföy açısından dün iyi bir gün değildi. Peki buna paniklemeli miyiz? Şimdi bir ona teknik açıdan bakalım. Bu Nasdaq endeksinin yukarıya doğru gidişi. Dümdüz yukarı gittik şuraya kadar %32 civarında bir artışımız var. Oradan sonra düzeltmeler yemeye başladık. İşte görüyorsunuz kırmızı mumlar biraz geldi. Şu anda Nasdaq'ın ulaştığı seviye 14.867. Buradan 14.650'ye kadar yani bir önceki kırmızı mumun zirvesine kadar bir düşüş daha bekleyebiliriz. Bir düzeltme daha olabilir. Bugün Powell yine konuşuyor. Bugün Amerika'da istihdam verileri geliyor. İstihdam verileri beklenen iyi gelirse, Powell'da yine sert konuşursa, borsanın acını düzeltmek istiyorsa bu seviyeyi zorlayabiliriz. Ondan sonraki seviyem 13.800 civarı. 13.800'lere kadar gidersek oradan sonra biraz başka şeyleri konuşuruz. Ama şimdilik en azından beklentim bu yönde değil. Tesla'ya bakarsak düz sert düştü ama aslında ondan önceki iki günün yeşil mumunu toplamı kadar düştü. Yani 2 gün önceki seviyelerdeyiz. Gerçekten panikle bebek de gerek yok gibi. Burada da görüyorsunuz yılbaşından beri çok ciddi bir yükselişle geldik. Neredeyse şu aralığı özellikle soluksuz çıktık. 14 gün Tesla hiç düşmeden yükseldi. E burada biraz düzeltme yapmasında ne yapsın bu arkadaş? Benim uzun vadede en favori ikinci hisse senedim de Palantir. Palantir dün bayağı yine bir sert düştü. Ama bakacak olursak Palantir daha evvel benzer bir iş yapmıştı. Buralarda bir yerlerde kendi destek buluyor gibi. Yine Palantir'in de yılbaşından beri yükselişini görüyorsunuz. Şöyle yeşil mumlar olan bir hisse de zaman zaman böyle kırmızı mumlar da olur. Hani diyorlar ya Nasreddin Hoca'nın fıkrası var. Kazan doğurunca inanıyorsun da ölünce bir inanmıyorsun diye. Aynen öyle zaman zaman ölebilir. Ama Palantir'in burada desteğe yakın bir yerlerde olduğunu düşünüyorum. Hani 14 dolarlarda destek biraz daha kuvvetli gibi. Eğer Nasdaq'da çok daha sert bir aşağıya doğru şelale durumu olmazsa. Peki Nasdaq'da veya onun esas babası Endeks'e S&P 500'de şelaleler yaşar mıyız? Ben daha evvel S&P'de 4200'ün kadar kritik bir seviye olduğunu defalarca anlattım. Ve inancım o ki 4200'ün üzerine kaldığımız sürece borsa boğadadır. Dünü yanılmıyorsam 4300 küsurlarda kapattık. Biz çok ciddi bir boğadayız hala. Dün nitekim Bank of America Global Research'tan bir açıklama geldi ki Bank of America çok yakın zamana kadar ayıydı pazarda. Şimdi boğaya geçtiler pozisyonlarında ve onlar da benzer bir rapor yayınlamışlar. 4200 kritik seviyedir. Oraya kadar bir sıkıntı görmeyiz. 4200'ün altına inerse tekrar konuşuruz. Şu anda bizim de gördüğümüz sağlıklı bir düzeltme dediler. Şimdi tabii bütün bunları söylüyorum ama emin olmak mümkün değil. Pazar ne isterse onu yapar ve pazar daha aşağıya doğru kırmaya niyetliyse biz de ona göre bakarız. Ama 4200'e kadar ben longum. O geçen hafta kenara ayırdığım %25'lik nakitin tamamını dün borsaya sokmuş durumdayım. Bundan sonra geriye gitmeler de olabilir mi? Olabilir ama bu riskleri almadan da yatırımcı olamıyoruz. Ama tabii risklerimizi yönetmenin de yollarını bulmamız lazım. Bunlardan ilki de gelen bir açıklama sonucunda borsada bu kadar sert bir düşme oluyorsa... O açıklamanın içi gerçekten dolu mu? Ona kafa yormamız gerekiyor. Dünkü açıklaması ne Powell'ın? Enflasyon yüksek gidiyor hala. Biz de bundan dolayı faizleri yükseltebiliriz. Peki doğruyu mu söylüyor Powell? Yoksa acaba yanlış veri setlerine bakıyorlar veyahut da bizi korkutmaya mı çalışıyorlar? Biliyorsunuz ben geleneksel olarak hep enflasyonu öngörmeye çalışan birisiyim. Ve detaylar da hatalar yapsak da toplamda beklentiler doğru çıkıyor. Geçen ayda yıllık enflasyonun %4 civarına geleceğini düşünmüştüm. %4 de geldi. Bu %4.9'dan ciddi bir düşüştü. Peki gelecek ay ne olacak enflasyon? Çok basit bunu hesaplaması hatırlatalım. En son yıllık enflasyon %4 olarak geldi. Bundan Haziran 2022 enflasyonu düşeceğiz. Burada 1.2'lik çok yüksek bir rakam var. Elde ne kalacak? 2.8. 2.8'e ne eklersek enflasyon ne olacak? Yani Haziran 2023 enflasyonu ne olacak? Şimdi kritik rakam burası ve benim tahminim gelecek enflasyon 0.4 gibi yüksek bir manşet bile olsa ki uzun zamandır o seviyede bir manşet gelmiyor artık. 12 Temmuz'da açıklanacak yıllık enflasyon %3.2 civarında olacaktır. Ama ben manşette aylığın çok daha düşük geleceğine... Ve enflasyonun %3 ile %2.9 arasında bir yerlere doğru ineceğini düşünüyorum. Biliyorum her seferinde iddialı geliyor size bu rakamlar ama her seferinde tutturuyoruz çok şükür. Kalemlerde farklılıklar olmakla beraber şu andaki gidişat bu yönde. Şimdi böyle baktığımızda mesela en tutucu bakışla %3.2 yıllık enflasyon geliyorsa, Fed'in faizi şu anda 5-5.25 aralığındaysa, Fed faiz yükseltebilir mi? Yani bana gerçekten zor geliyor. Yükseltirse de bu son diyeceğini düşünüyorum ve muhtemelen yükseltmeyi durduracağını düşünüyorum. Ve burada şimdi hemen bazınız haklı olarak diyecek ki, hocam ama Fed manşete bakmıyor, çekirdeğe bakıyor. Gelin şimdi biraz orada bir detaylı veriye bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon rakamları onların TÜİK'i tarafından hesaplanıyor ve açıklanıyor. Bir rapor olarak yayınlanıyor bu ve hem youtuber'lar hem ekonomistlerin çok büyük bölümü hemen rapora bakıyorlar. Şu ön sayfaya, bu ön sayfadan yorumlamalar getiriyorlar. Bu ön sayfada nereye bakıyorlar biliyor musunuz? Şuraya. All items less food and energy. Yani çekirdek enflasyon Fed'in önem verdiği enflasyon. Burada rakam bakıyorlar. <laughs> 0.4 eyvah her şey çok kötü gidiyor. Biz öldük. Bunun yıllığı da 5.3. Fed bizi yine öldürecek. Bu panik haklı da ilk bakışta. Çünkü ne diyor Fed? Çekirdeği ikiye indirmek istiyorum ben diyor. Benim manşet ilgilendirmez o kadar diyor. Çünkü manşette zaten ikiye doğru gittiğimiz kesin. Ama beni esas çekirdek ilgilendirir diyor. Çünkü yakıt fiyatlarında ve gıda fiyatlarında benim etkim az. İki gün sonra yakıt fiyatı yine yukarıya doğru gider. Makro ekonomiden dolayı beni o ilgilendirmiyor beni çekerek ilgilendiriyor diyor. Geneksel ekonomistler ve YouTuber'ların çoğu da bu sayfaya bakıp işlerini bitiriyorlar. Oysa biraz daha aşağı doğru yuvarlarsanız bu sayfayı şurada detaylı başka raporlar var. Bu raporlardan benim en çok ilgimi çeken de Aggregate Indexes yani toplam endeksler. Burada farklı enflasyon kalemlerini bir araya toplayarak alt endeksler oluşturuyorlar. Mesela diyorlar ki all items less food yani bütün kalemlerden gıda düşünce enflasyon ne oluyor gibi. Şimdi bunu buradan takip etmek biraz zor. Tablo karmaşık. Ben üşenmedim. Sizler için çalıştım. Bu tabloyu kestim, biçtim. Biraz daha okunabilir hale getirdim. Şimdi ona göz atalım. Tablonun biraz kısaltılmış hali. All items less food. Yani bütün enflasyon kalemlerinden gıdayı düşünce enflasyon aylıkta 0.1. Çarpı 12 ne eder? 1.2. All items less shelter. Yani bu sefer gıdayı sokuyor işin içerisine fakat barınmayı çıkartıyor. Enflasyon eksi 0.1. Yani geçen ay eğer barınma masrafları 0 gelseydi toplamda enflasyon Amerika'da eksi 0.1 olacaktı. Bırakın disinflation'ı yani enflasyonun geriye doğru inmesini enflasyon ortadan kalkmış deflasyona doğru gidiyor olacaktı. All items less food and shelter. Burada gıdayı ve barınmayı işin dışına çıkardığımızda Eksi 0.2'deyiz biz aylık enflasyonda. Yine harika bir rakamdayız. All items less food, shelter, and energy. Bütün kalemlerden gıdayı, barınmayı ve enerji çıkarttığımızda enflasyon 0.3... Ya şimdi bu nasıl oluyor? Hani enerji de geçen ay çok yüksekti. Onu düşünce birdenbire enflasyon nasıl yukarıya doğru çıkıyor? Bunun sırrına biraz sonra geleceğiz. All items less food, shelter, energy and used cars and trucks bütün enflasyon kalemlerinden gıdayı, barınmayı, enerjiyi ve ikinci el araçları çıkarırsak enflasyon Amerika'da 0.1. Şimdi burası çok önemli çünkü Amerika'da son aya baktığımızda enflasyonun yüksek kalabildiği iki kalem var aslında. Bunlardan bir tanesi shelter yani barınma, onu çıkardığımızda enflasyon tek başına eksi 0.1'e iniyor. Diğeri de ikinci el araçlar. Onun enflasyon çok yüksekti. Biraz sonra detaylara geleceğiz. Bunları işin içinden çıkarttığımızda da Amerika'da enflasyon 0.1. 0.1 çarpı 12 eşittir. 1.2. Daha aşağı detaylara bakalım. ABD enflasyonu ile ilgili herkesin hem fikir olduğu konu ürün fiyatları geriye doğru gidiyor. Nitekim burada eksi 0.2 gibi çok ciddi bir düşüş görüyoruz. Deflasyon yaşanıyor ürün fiyatlarında burada ikinci el araçlar hariç. Biraz sonra tekrar geleceğiz. Hizmetler tarafına baktığımızda services less rent of shelter yani hizmetlerden barınmayı çıkarttığımızda enflasyon eksi 0.2 bütün hizmetlerde ise 0.3. Fed'in takıldığı yer burası. Diyor ki hizmetlerde enflasyon düşmüyor. Oysa buradan barınmayı çıkarırsan aslında enflasyon eksi. Ve barınma daha evvel. defalarca bahsettim adım adım düşüyor daha geç düşüyor kontratlar yenilendikçe düşüyor ve muhtemelen bu ay biraz daha düşecek çünkü hatırlarsanız geçen ayda da kiralarda hafif bir düşüş vardı ama enflasyonun toplamı üzerindeki etkisi hala yüksek ve kuvvetli. Kalem kalem devam edelim education and communication yani iletişim ve eğitim enflasyon eksi 0.2. Alt kalemlere bakmayalım bile. Eksi 0.2 yani de enflasyon. Recreation yani eğlence. Aylık enflasyon eksi 0.1. Food and beverages yani gıda ve içecekler. Burada yüksek gibi gözüküyor ama daha evvel detaylı bahsetmiştim. Buradaki yükselten tek kalem olarak alkol kalmış durumda önümüzde. Transportation yani ulaşım eksi 0.2. Kişisel ulaşım eksi 0.2. Ama ikinci el araç fiyatları %1.2. Yani bunu buradan düştüğünüzde buradaki enflasyondan kurtuluyoruz. Ev eşyalarında enflasyon eksi 0.6. Other goods and services'ın içerisinde sadece kişisel bakım hizmetlerine bir 0.5'lik enflasyon var. Onun dışında her şey neredeyse düşüyor. Yani baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon zaten yerle bir manşette. Çekirdeklerde iki tane kalem var. Kiralar ve ikinci el otomobiller. İkinci el otomobillerde biraz kıtlık var Amerika'da. O yüzden faizleri yükseltseniz de pek gerilemiyor bu ay bir gerileme bekliyoruz biraz daha. Kiralarda da daha evvel bahsettiğim gibi defalarca çok geriden gelen bir rakam o. Şimdi buna bakarak FED faizi artıracak öyle mi? Ya arkadaş çoğu yerde deflasyon var burada. Ve siz bunu artırdıkça önce deflasyon sonra da Allah korusun daha sert ekonomik düzeltmenin önüne açarsınız. Ben FED'in bu konuda yine de sağduyulu davranacağını düşünüyorum. Ve umuyorum ki artırmayacaklar. Artırırlarsa da faizi ileriye yönelik biz bunu durdurduk artık diyecekler. Geçen sefer skip demişler atlıyoruz bu sefer durdurduk diyecekler. Yeter ki 12 Temmuz'daki enflasyon rakamları düşük gelsin ve manşetlere, kiralara ve ikinci el araçlara bu biraz yansısın. Nitekim enflasyon konusunda öncü bir veri olan Tuflation'da da enflasyon %2.39'a inmiş durumda. Fed'in enflasyon verileri biraz gecikerek de olsa hep Tuflation'ı takip ediyorlar. Ne demiştik? Bir açıklamanın sonunda borsalar çok sert düşüyorsa o açıklamanın içine kadar dolu ona bakmamız lazım. Onun dışında spekülatörler böyle açıklamaları kullanıp borsayı düşürmeyi kaldırmayı seviyorlar. Neden? Çünkü bu endüstrideki oyuncuların çok çok büyük bölümü sizin hisse alıp satmanızdan para kazanıyor. Elinize tutmanız pek işlerine gelmiyor. Mantığı bu kadar basit bu işlerin. Ve rakamlara baktığımızda enflasyondaki geriye çekiliş o kadar hızlı ki Fed'in faiz artışı konusunda ısrarcı olması mümkün değil. Bence şu anda piyasada korkutuyorlar veya neden bahsettiklerini bilmiyorlar. Bu da gayet olası. Nitekim zaten Powell'da geçen hafta yaptığı açıklamalarda bu tavan %6'lık faiz oranına pek katılmıyorum Millet egzade yapıp yolluyor demişti. Dün biraz daha katılıyorum dedi. Hikayede oradan kızardı. Bence katılacak bir yönü yok. Ama göreceğiz tabii. Sert düzeltmelerin olduğu günlerde sinirlerimize hakim olmak için önemli ikinci bir unsur da yatırım yaptığınız şirketi iyi tanıyor olmak o şirketteki gelişmeler, o şirketin ileriye yönelik olan değerlemesini acaba valide ediyor mu yoksa etmiyor mu? Bunun için de günlük olarak yatırım yaptığınız şirketlerle ilgili haberleri takip etmenizi öneririm. Bundan dolayı da zaten daha sonra bir eğitimde bahsedeceğiz. Portföyünüzü fazla genişletmemeniz gerekiyor. Makul bir yerlerde tutmanız gerekiyor. Çünkü portföyde takip etmeniz gereken kalem sayısı arttıkça bu şirketlerle ilgili hakimiyetiniz azalıyor. Dün Tesla'nın hisse sayıda %5'lik düzeltmeyi yaparken ben panik yapmak yerine Tesla AI yani Tesla tarafından yönetilen bir yapay zeka Twitter hesabı var. Sadece yapay zekadaki gelişmeleri anlattıkları oradaki bir tweet silsilesini detaylı inceliyordum. Tesla'nın fiyatlamasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi otonom sürüş. Bundan daha evvel onlarca kez bahsettim. Ve Elon Musk hep ne diyor? Ben bu otonom sürüşe doğru Tesla'nın çok yaklaştığına inanıyorum. Hatta bu yıl belki tam otonom sürüşe ulaşacağız diyor. Ve buna ilgili dün Twitter AI hesabından bir tweet silsilesi geldi. Bu konudaki gelişmelerini anlattılar. Anlattıkları gelişmelerin içerisinde beni en çok heyecanlandıran konu Dojo bilgisayarında ne konumdalar? Dojo mikroçiplerini ve toplam mimarisini Tesla'nın kendisinin tasarladığı bir süper bilgisayar. Bu süper bilgisayar adım adım devreye giriyor. Görevi de Tesla otomobillerinden toplanan Milyonlarca saat uzunluğundaki sürüş verilerini işlemek. Neden? Çünkü yapay zekayı beslemeniz gerekiyor ki yapay zeka otomobillerin ve sürücülerin yolda karşılaşabildiği durumlara hakim olsun. Ve bir daha benzer bir durumla karşılaşıldığında otonom sürüş doğru tepkileri verebilsin. Bu için dev veriyi işlemek çok önemli. Tesla bunu şimdiye kadar başkalarının ürettiği bilgisayarlarla yapıyordu. Şimdi adım adım Dojo'yu devreye alıyor. İşte dün attıkları tweet silsilesinde de bunun üzerine durdular ve dediler ki start of Dojo Production. Elon Musk diyor ki zaten bir süredir Dojo devrede fakat start of Dojo Production dedikleri şey artık bunu MES'e doğru çeviriyoruz. O kadar büyütüyoruz ki Ekim 2024'te 100 EXA flop gücüne gelecek. Bu 100 exaflop'un ne anlama geldiğinin detaylarına azıcık girmek lazım. Rapor diyor ki biz Ocak 2024 civarında dünyadaki en yüksek kapasiteli 5 süper bilgisayar arasına sokacağız Dojo'yu. En yüksek 5. Yani bir otomobil şirketi bu. Ve diyor ki benim süper bilgisayarım dünyadaki en hızlı öyle diyelim 5 süper bilgisayardan bir tanesi olacak. Ve bu sayede gelen veri işleme hızımız defalarca kat artacak. Peki 100 exa flop'a ulaşmak da anlama geliyor. Bir de ona bakalım. Bunlar dünyanın şu andaki süper bilgisayarları. Frontier, Super Computer Fugaku çok ünlüdür Japonya'da. Lumi Finlandiya'da, Leonardo İtalya'da ve Summit IBM'in desteklediği bir sistem. O da yine Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri'nde AMD çiplerini kullanarak kullanılan Rich Ulusal Laboratuvarlarındaki en hızlı süper bilgisayarın flop'u 1194. Tesla isim nihayetinde ulaşacağımız nokta 100 bin flop diyordur. <laughs> Anlama geldiğini umarım kavramışsınızdır. Bu da işte bu için özel olarak geliştikleri mikroçip. Şimdi ben bu habere baktığımda bir yandan da dönüşte Elon Musk Hindistan'da da bir fabrika kurabiliriz dedi. Hindistan dünyanın nüfus artış devam eden ve ekonomik olarak da iyi giden nadir ülkelerinden bir tanesi. Oradaki fabrikayı kurmak konusunda da başkanla anlaştık gibi dedi. Önümüzdeki günlerde bundan ilgili detaylandıracağız dedi. Bu tip açıklamalar gelirken Tesla'nın hissesi o gün geriye çekiliyorsa benim için bir alım fırsatıdır. Tabii nereye kadar? Destek noktalarına kadar. Kendimizi öldürmememiz de gerekiyor. Desteği aşağı doğru kırarsa ne olur konusunda da önemli olmamız lazım. İşte burada da daha iyi yatırımcı olmak için kendimizi geliştirmemizin gerektiği ortaya çıkıyor. Bu çerçevede de bazı eğitimler planlamış durumdayım. Bunlardan zarar kes stratejilerini normalde bugün yapacaktım ama maalesef vaktim yok. Bir de dün borsa çok sert hareket etti. Bazı yatırımcılarımız paniğe kapadı. Bugünkü videoyu yapmayı tercih ettim. Ama zarar kes stratejiyle ilgili bir video yapacağız ve bu herkese açık olacak. Onu mutlaka izlemenizi isterim. Gelecek hafta yayınlayacağımı düşünüyorum. Belki bu pazara bile yetiştirebilirim. Bunun dışında kar ne zaman alınır? Biz çok kar ettik portföyümüzde ve her seferinde Twitter'da kar almak sizin sorumluluğunuz diyorum. İnsanlar diyorlar ki hocam tamam sorumluluğu verdi. nasıl alacağımızı bilmiyoruz. Nereden alacağımızı bilmiyoruz kar alma stratejileri neler olabilir? Bununla ilgili bir detaya gireceğiz. Daha sonra başka bir eğitimde portföy dağıtımından bahsedeceğiz. Yani bir portföyde yüksek riskli varlıklar, düşük riskli varlıklar bunlar nasıl ayarlanır? Sizin yatırımcı durumunuza göre bunlar nasıl planlanmalıdır? Sizin özel durumunuza göre bu portföy nasıl planlanmalıdır? Bu konu üzerine duracağız. Ve en sonunda da hedge yani koruma stratejileri. Bu ani sert hareketlere karşı kendimi nasıl koruyabilirim? Ne gibi hedge stratejileri var? Bunlardan bahsedeceğim. Bunlardan zarar kes stratejileri eğitimi herkese açık olacak. Kar al portföy dağılımı ve hedge ise sadece katıl üyelerine açık olacak. Henüz katıla uya olmadıysanız mutlaka katılın. Dün PayPal'la ilgili bir sunum yaptım. Umarım izleyenleriniz vardır. Her hafta buna benzer sunumları hisseler bazında yapıyoruz. Şu ana kadar da iyi gidiyor hisselerimiz. Tabii sert düzeltmelerde onlar da düşüyor. Bütün hisselerde olduğu gibi ama bu sunumlar sizi bir yatırıma nasıl bakılır, bir şirket nasıl incelenir konusunda eğitiyor. Nasdaq'ın ve Amerika'nın büyüme hisselerinin kendine özgü doğaları hakkında orada bilgiler veriyorum. Mutlaka onları izlemeniz faydalı olur. O yüzden gelin hemen aşağıda katıla üye olun ve bütün bunları izleyin. Soru ve yorumlarınızı heyecanla bekliyorum. Umarım aydınlatıcı bir video olmuştur. Şimdilik gördüğümüz şey bir düzeltme. S&P 4200'e kadar korkacağım bir şey benim yok. Ama S&P 4200'ü aşağı doğru kırarsak ve böyle bir mum gibi değil de yani kırıp orlarda kendimize yeni bir destek edinmeye başlamışsak o zaman tekrar konuşuruz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.